bu halkın popülizm siyasal anlayış, siyaset anlayışı da bu halkın, halk dedikleri o toplumun kesiminin yönetimi, yönetimin halkın ifadesi olması ya da yönetime yansıması, halkın iradesinin, milletin iradesinin yönetime yansıması. Şimdi bu yönetime yansıması dediğimiz şey temsili demokrasinin kurumları içinde oluyorsa esasen seçim yoluyla oluyor. Esasen seçim yolu, yani seçilenlere, seçilmişlere halk iradesini emanet ediyor aslında seçim yoluyla. Şimdi o zaman ne oluyor? Halkın iradesini emanet ettiği insanların önündeki engellerin de kaldırılması gerekiyor. Bunların önündeki engeller, biraz önce söylediğim, aslında temsili demokrasinin temel kurumları. Yani işte denge fren mekanizmaları, muhalif özgürlükleri, anayasal kısıtlar önündeki vesaire. Şimdi bunlar kalktığı zaman ne oluyor? Fakat demokrasi halkın iradesinin yansıması olmuyor seçimler yoluyla. Halkın aslında güçsüzleştirilmesi haline geliyor. Çünkü bu denge fren mekanizmaları, muhalefet özgürlükleri aslında toplumun yöneticilere karşısındaki gücü. Yani Holmes, bir siyaset teorisi Holmes, modern temsili demokrasi, liberal demokrasi için böl yöneti halka veriyor. Yani yöneticileri kendi arasında bölerek halkın gücünü arttırmaktır diyor. Ya da yurttaşların gücünü arttırmaktır diyor. Bizim iddiası, halkın yönetimi olduğu iddiasına rağmen seçimleri öne çıkartarak, seçilmişleri öne çıkartarak, seçilmiş yöneticilerin önündeki engelleri ortadan kaldırarak halkla seçilmişler arasında ya da yöneticiler arasındaki mesafeyi arttırıyor. Yurttaşların güçsüzleştiği, yöneticilerin güçlendiği bir yönetim oluşturuyor. Bu sol popülizm içinde böyle, sağ popülizm içinde böyle. Ancak yönetimdeki sağ popülizmin yönetimdeki sol popülizme göre bir farkı var. Sol popülistler en azından bu temsilileri paramparça ederken bir yandan da yeni katılımcı mekanizmalar kurmaya çalışıyorlar. Venezuela ya, örneğindeki gibi mi hocam? Venezuela örneğindeki gibi, Bolivya örneğindeki gibi, Morales'in, Chavez'in kurmaya çalıştığı halk meclisleri gibi, kabildolar. Yani ortada aslında halkın yönetime yansıması iddiasının altını katılımcı bir takım mekanizmalarla da bazen doldurmaya çalışıyorlar. Hepsi yapmıyor ama birçoğu yapıyor. Sağ popülizmde ise bunu yapan yok. Sağ popülizmde lidere emanet ettiği, seçimlerde 5 yılda bir lidere emanet ettiği bir güç var halkın. O güç yoluyla başka hiçbir katılımcı mekanizma ve temsili mekanizmaya yer vermeden yönetmek. Yani aslında yöneticilerin özgürlüğü var. Başka hiçbir şey yok.